Bilindiği üzere bu Kurban Bayramı gerçekten de ekonominin canlanması için geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda bildiğiniz üzere pandemi süreci vardı. Dolayısıyla işlerde hareketlilik tahmin edilen kadar yüksek olmadı. Bu bayramda inşallah ekonominin canlanması açısından da önemli bir süreç izleyeceğiz. İnsanlar özlediler. Bu bayramlardaki alışverişler konfeksiyoncudan tatlıcıya, dolayısıyla bu bayramlarda şekerleme vesaire çok önemli. Dolayısıyla insanlar çocuklarının giysilerini, kendilerine yeni kıyafetler almayı, dolayısıyla gittikleri aile ziyaretlerine ellerinde bir hediye ile gitmesi adetlerimiz içerisinde. Kurban Bayramı'nda bildiğiniz üzere 1 milyona yakın büyükbaş, 3 milyona yakın da küçükbaş hayvan kesimi yapılıyor. Dolayısıyla dost ziyaretleri, gelen giden çocuklar bir hareketlilik olacak. Ekonomide bir gelişme sağlanacak. Yine aynı şekilde turizmde bir canlanma, uzun bir tatil süreci. İnsanlar kendi memleketlerine gidecekler. Anne baba ziyaretleri, hısım akraba ziyaretleri olacak. Ama bir şeye dikkat edeceğiz. Mesafe, hijyen, evden bırakmayacağımız kuralları tam manisiyle yerine getirmemiz lazım ki bu bayramdan sonra da bildiğiniz üzere bu pandeminin tekrar tavan yapmamasının önüne geçecek. Ama biraz daha rahat edebilme imkanı sağlanacağı bir dönem olacak. Bunun için bütün sektörler birlikte canlanacak. Ekonomiye tahminimiz 35-40 milyar dolarlıkta bir para girdisi olacak. Bu tabii çeşitli meslek dallarına dağılacak. Her zaman olduğu gibi bayram sevincini, bayramın güzelliğini paylaşmak için de çok dikkatli olmamız lazım. Hüsrana uğramamamız lazım. Bu merdiven altına dikkat etmemiz lazım. Semtimizde, yakınımızda, tanıdığımız, bildiğimizde böreğimizi, tatlımızı, şekerimizi gerçekten korsanların vicdanına terk edilmeden kaliteliyi ucuza almaya gayret edeceğiz. Bu süreç bizim için önemli bir süreç. Bayram süreci çok önemli bir süreç. Onun için bu süreci dört dörtlük inşallah ki yaşayacağız. Şimdiden hem esnafımızın, hem halkımızın, hem yurttaşlarımızın bu mübarek Kurban Bayramı kutlu olsun diyorum. İnşallah alışverişlerinde beklediğimiz rakamlara ulaşması ülke ekonomisi için de çok önemli olacak.